Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Savaş Şener. İngilizce öğrenimi konusunda videolar paylaşıyorum sizinle. Biliyorsunuz daha önce dizi filmlerle ilgili bir video paylaştım, bir başlangıç olsun diye. Şimdi de sinema ile ilgili bir video paylaşacağım. Ben İngilizce öğrenimi, yabancı öğrenimi deyince daha çok dizi film tavsiye ediyorum. Çünkü aynı kişiler var, uzun sezonlar var, çok bölümlü sezonlar var. Arkadaş gibi oluyorsunuz. İngilizce öğrenmek daha kolay olabiliyor. Fakat sinema severler de var. Ben bir sinema severim. Evet, dizi filmlere çok vurgu yapıyorum ama ben bir sinema severim. Yani TRT dönemlerinden beri. Çocukluğumuzda tek televizyon kanalı TRT'ydi. O dönemden beri sinemaya bir aşinalığım var. Gidip sinemalara çok güzel filmler seyrettim çocukluğumdan beri. Bu sıralar biraz gidemiyorum ama sinemayla bağım her zaman sürdü ve sinema ile ilgili okumalar da yapıyorum. Mesela şu an elimde Sinema Neyi Anlatır diye bir kitap var. Derleyen Ayşen Oluk Ersümer. Tavsiye ederim. Sinema ile ilgili profesyonel makaleler okumak istiyorsanız enteresan bir kitap. Peki dizi filmler güzel. Pekala çok bölüm var. Arkadaş oluyorsunuz. İngilizce öğrenmek daha kolay. Ama dediğim gibi sinema severler de var. Onları da unutmamak lazım ki onlardan birisi de benim. Bu açıdan ne yaptık? Ne yaptım? Bu videomu da sinemaya ayırdım. Ama ister dizi film seyredin, ister sinema seyredin. Genellikle tavsiye ettiğim şey nedir? Film seyretmek, keyif almak için seyredin. Bilinçaltımı zaten İngilizce toplayacak. İngilizce filmi İngilizce altyazı seyredebilirsiniz. Daha çok Türkçe altyazı tavsiye ediyorum. Özellikle yeni başlayanlara. Bazen de Türkçe film İngilizce altyazı olabilir. Yani Türk filmleri de seyrediyoruz. Türk sinemasını bırakıyor değiliz ki. Dolayısıyla bazı öğrencilerimden duydum ve çok hoşuma gitti. Ben de daha çok anlatmaya başladım. Yerli film seyrederken de ne yapabilirsiniz? Altyazı, İngilizce, Almanca, Fransızca hangisi mümkünse ayarlayıp böylece öğrenmeye devam edebilirsiniz. Veya çocuklarınızla, ailenizle film seyrediyorsunuz. Çocuklar Türkçe film seyretmek istiyorlar diyelim ki. Siz altyazı İngilizce yaparsınız. Çocuklar, küçük çocuklar öyle diyorlar. Ne diyorlar? Benim çocuklarım ne derdi? Bizim dilden açsana. Bizimkinden açsana. Yani İngilizce film açtığınız zaman öyle derlerdi. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Filmi yine Türkçe açıyorsunuz ama altyazı İngilizce ayarlıyorsunuz. Hem çocuklarınıza vakit geçirmiş oluyorsunuz hem de İngilizce öğrenmeye devam etmiş oluyorsunuz. Ama ilerleyen yaşlarda tabii çocuklar İngilizce film seyretmeye de alışabilirler. Şimdi filmleri nereden seçiyorum? Daha önce yaptığım gibi film rehberim blogspot.com adresinde benim film tavsiyelerim var. Bunları güncellemeye çalışıyorum. Dizi filmleri de buradan sundum size. Tabi zaman zaman açıyorum sinema sayfalarını, dizi film sayfalarını. Hangi dizileri seyrettiysem ekliyorum, güncelliyorum. Burada şimdi 550 tane film seyretmişim gibi görünüyor ama aslında çok daha fazla. Yani burada da çok fazla. O rakamı değiştirmemişim. Normalde seyrettiğim film de çok yani belki 2-3 bini bulmuştur. Tam bilemiyorum, abartmış da olmayayım. Şimdi size hem filmi anlatacağım hem de International Movie Database'den de filmin puanına vesaire bakacağız. Peki önce ne var? Şöyle alfabetik sırayla gidiyoruz. Efendime söyleyeyim. Ace Ventura, When Nature Calls. Komedi sevenler için bir film tavsiye edebilirim bunu. Komedi seviyorsanız. Hoş bir film ama bazı sahneleri çocuklar için uygun olmayabilir. Zaten ben size ne film tavsiye edersem edeyim. Yani onu çocuklarla ailenizle seyretmeden önce bir kontrol etmenizde fayda var. Hemen bakalım şurada. International Movie Database'deki puanı nedir arkadaşlar, dostlar? Hemen bakıyoruz. Filmimizin puanı ve türü buradan bilgileri alabilirsiniz. Yani ben çok detaylı bilgi vermeyeceğim ama 6,9'muş puanı. Hayvanları kurtaran bir dedektif. Komik bir film fakat bazı sahneler çocuklar için uygun değil. Parental Guidance 13 yazıyor. 13, 13 yazıyor ama yani bizim kültürümüze göre çok daha yukarıda olabilir. Yani hatta bana göre bazı sahneleri, özellikle şiddet sahnelerini yaşınız ne olursa olsun seyretmemek gerekir diye düşünüyorum. Benim fikrim bu tabii. Şimdi ondan sonra ne var? Across the Universe. Bu çok güzel bir müzikal. Burada da Beatles şarkıları yeniden yorumlanmış. Müzik seviyorsanız, Beatles'ı seviyorsanız, ayrıca sinemayı seviyorsanız bu film hakikaten size göre çok başarılı buluyorum ben bunu. Tabii ben bir sinema eleştirmeni değilim. Akademik anlamda bir sinema yetkinliğim yok ama bir seyirci olarak söyleyeyim. Müzikal açıdan işte senaryo vesaire oyuncular şarkıların yorumları çok güzel. Yani sinema seviyorsanız, müzik seviyorsanız, müzikal seviyorsanız, Beatles seviyorsanız tam size göre bir film. 7,3 puanı çok daha düşük puan değil. 7 artı. Yani 7 yaşından itibaren bu film seyredilebilir diyor. Devam edelim. Müzikal bir film çıktı karşımıza. Analyze It komedi filmi. Robert De Niro'nun bir filmi. Meraklısına tavsiye ederim. 3 yıldız olanlar zaten tavsiye ettiğim filmler. Any Given Sunday'de bir Amerikan futbolunun iç yüzünü anlatan
O meşhur O Güzel Hayatın iç yüzünü anlatan film. Çok para kazanıyorlar. Çekişmeler, yönetimler, stres yönetimi, çatışma yönetimi ne ararsanız var. Al Pacino döktürmüş tabii. Ali Baba and 40 Thieves eski film. Ben eski filmleri de severim. Zaten eski yeni diye bir şey kalmadı. Kaliteliyse zaten klasik oluyor. Alvin and Chipmunks, The Squeakquel. Bunlar da çocuklar için çok güzel. Nedir? Filmler. Bunları çocuklarla birlikte seyredebilirsiniz. Hakikaten başarılı yani. Çocuk filmi de diyemiyorum. Bazı filmler o kadar başarılı ki. Yani siz ne yapıyorsunuz? Oturup seyrediyorsunuz. Yani bakıyorsunuz hakikaten harika bir yapım. American Gangster, Denzel Washington'la Russell Crowe'nun filmi. İşte benim filmlerimden birisi bu dostlar. Bir grup polisin, idealist, deli polisin yani uyuşturucu çetelerini çökertmesi ve narkotik departman, polisteki narkotik bölümünün yarısında çökertiyorlar. Çünkü onlar narkotikçiler, uyuşturucu tüccarlarıyla, baronlarla ortak çalışıyorlar. Filmin çok etkilendiğim sahnesi de 1 milyon dolar buluyorlar arabanın bagajında. İki deli polis. Birisi tereddüt ediyor ama Russell Crowe 1 milyon doları karakola, polis merkezine delil olarak götürüyor. Kendi arkadaşları bile adama gıcık kapıyor tabiri caizse. Bu kadar dürüstlük olur mu ya? Bu çizgi biz nasıl tutturacağız? Tabii o günün 1 milyon doları 1960'lar filan sanıyorum. O dönemler bugünün 5 milyon doları gibi bir şey. Amerika'da da evet enflasyon var. Belki diğer ülkelerde kadar yok ama dolayısıyla çok büyük bir paraya bunu alıyor. Polis departmanına delil olarak götürüyor ve o 1 milyon dolar delil odasına konuyor. Çok hoşuma giden bir sahne. Ama bu delilik olmasa o uyuşturucu çeteleri yıkmaları da mümkün değil. Tabii Denzel Washington, Russell Crowe karşılıklı rol kesiyorlar. Çok güzel, tavsiye ederim bence. American History X. Evet, ırkçılığın ne kadar berbat bir şey olduğunu çok güzel anlatmış bir film. Bazı sahneleri çok şiddet içeriyor. Hakikaten rahatsız edici. Öyle böyle değil. Rahatsız edici sahneler. O açıdan çocuklara, gençlere pek önermiyorum. Ama aslında o sahne de şöyle önemli. Irkçılığın, nefretin bir insana ne yaptırabileceğini gösteriyor. Yani Edward Norton'ın bir sahnesi var. Bir siyahi vatandaşı dövdüğü bir sahne ama öyle böyle kötü bir teknikle, yani hiç acımadan nasıl bir nefret taşıdıklarını, ırkçı bir insanın ne kadar ileri gidebileceğini anlatan ilginç bir sahne. 8,5 puanı ve 13 artı tabii. Fakat dediğim gibi bazı şiddet sahneleri bu film için söylüyorum. Belki biraz başka filmler için de bazı sahneleriz. Yaşı yok yani. Kendimizi de kandırmayalım. Mesela işkence sahneleri vesaire şudur budur. Çok ima edilen böyle bir üstünden geçilen sahneler değil de detaylı işkence şiddet sahneleri bence insan hangi yaşta olursa olsun seyretmemesi gerekir bu sahneleri diye düşünüyorum. Evet, America's Sweetheart bu da iki ünlü insanın birbirini seven iki ünlü insanın şahsında Amerika'daki şöhret dünyasını anlatıyor. Bildiğiniz şeyler, enteresan, komik bir film. Angels and Demons, bilirsiniz bunu. Bu, efendime söyleyeyim, Tom Hanks'in oynadığı bir film. Anlat İstanbul da Türk filmi. Tabii ki İngilizce altyazını bulursanız yine seyredin. Ben 3 yıldız vermemişim ona, 2 yıldız vermişim. The Ant Bully. Bu da çocuklar için gibi geliyor ama çok mitolojik bu. Yani nasıl derler? İşte bir tanrı var. Zaten bu batılılarda böyle bir tanrı merakı var. Bizim tanrı inancımızdaki gibi değil. Çok yararını gördükleri, önemsedikleri şeyleri tanrı ilan ediyorlar. Öyle bir durum var orada. Artificial Intelligence, Apokalipto pek içinde konuşma geçmeyen yerlilerin şu an hatırlamıyorum. Bir bakalım sinopsisine. Mel Gibson'ın yönettiği bir film sanıyorum. Bir yerli kabilesi nasıl yok edildiğini anlatan çok acı bir film. Yani içinde zaten anlamadığımız bir dil konuşuluyor. Maya krallığı nasıl yok edildiğini. Yönetmen Mel Gibson. Puanı da 7,8 ve filmde çok konuşma yok. Zaten farklı bir dil konuşuyorlar. Fakat başından kalkamıyorsunuz. Bu kadar detaylı, gerçekçi görünen. Bakın gerçekçi görünen diyorum çünkü gerçekçi olduğunu bilecek durumda değilim. Ölçemem ama detaylar, kostümler, makyajlar inanılmaz bir özenle hazırlanmış. Bunu söyleyebilirim size. Artificial Intelligence bir robotun annesini araması, bir çocuğun
Harika bir film. Tabi bu arada yapım yıllarına siz bakarsınız. Sizin için önemliyse. Bunun yapım yılına bakalım. Yapım yılı ve puanını görelim. 7.2 2001 yılında yapım. 19 yıllık film. Tabi buradaki çocuk artık büyüdü. Yani bir adam oldu ama uzun süreli sabır isteyen bir film bu. Bilim kurgu. Steven Spielberg'ün kendisini konuşturduğu bir film. Sinema severlerin seveceği bir film. Hakikaten çok dolu. Yani geleceğin dünyasını bir distopya anlatıyor. Enteresan, dolu dolu bir dünya tasarlamışlar. Ve tabii insana gönderme yapıyor. Aslında buradaki robot çocuk insanı temsil ediyor. Kendini arayan insan. Niçin ben buradayım diyor. Vesaire. Böyle biraz hızlı gideceğim. Her filmi anlatmam çok zor. Benim çok önemsediklerimi ben size vereyim en iyisi. Batman'ları, Batman'leri biliyorsunuz. A Beautiful Mind. Bu da tarihte şizofreniyi kendi kendine yenen bir insanı anlatıyor. John Nash, matematik profesörü. Yani şizofreniyle kendi başına başa çıkabilen ilk kişi ve tek kişi diye biliniyor bu. Şizofren olduğunu şöyle fark ediyor. Tabii insanlar anlatmaya çalışıyorlar ama birçok hasta gibi. O da kabul etmiyor hasta olduğunu. En son şöyle anlıyor. Sürekli gördüğü 3 kişi var. Bunlardan birisi de bir kız. Bir kız çocuğu. Diyor ki bu hiç büyümüyor. Kaç yıldır görüyorum onu, hiç büyümüyor. Ben şizofrenim diyor. Yani bir uyanıyor buradan. Çok enteresan bir film. Tabii karısıyla aralarındaki aşk da çok güzel. Muhabbet de çok güzel. 8.2 puanı. Yüksek bir puan. 13 artı bir film. Gerçi tabii çocukların mizacına göre değişir. Değişik sahneler var. Adamın çocuğunu küvette unuttuğu, neredeyse ölümüne sebep olacağı sahneler var. Rahatsız edici sahneler var. Çocuğunu öldürmüyor. Şizofren olduğu için gerçekliğini kaybediyor. Çocuğu küvette unutuyor filan. Fakat karısı çok sabırlı, çok uğraşıyor derken başarıyorlar birlikte. Enteresan bir film diyebilirim. Yani beni çok etkileyen filmlerden bir tanesidir. Evet, birçok film var dediğim gibi biraz atlayarak gideceğim. Bir Centennial Man. Bu kelimeyi okumakta zorlanıyorum. Siz doğrusuna bakarsınız. Bu da bir insanın, bir robotun insana dönüşmesi. Bilim kurgu filmi, yine ütopya. Distopya demiyorum, ütopya diyorum ben ona. Şimdi burada da bir robot, gelişen teknoloji zamanla insana dönüşüyor. Bilişi yükseliyor. Kognitif anlamda, bilişsel anlamda yükseliyor. Tabi burada çok önemli, enteresan bir sahne var. O da bir karakter var. Robota birey olduğunu öğreten bir karakter var. Robotun sahibi. Sam Neill. Şöyle alalım Sam Neill'ı başka bir yere. Sam Neill, Sir Richard Martin karakteri. Bu adam robota insan gibi davranıyor. Mesela robot zanaat öğreniyor. Saat yapıyor. Kazandığı paraları ona veriyor. Ona veriyor. Bunlar senin diyor. Sen bir bireysin diyor. Yani insanın insana birey gibi davranmadığı, insan gibi davranmadığı bir dünyada çok hoş bir karakter. Yani bir robota insan gibi davranarak yavaş yavaş ona bilinç kazandırıyor, değer kazandırıyor. Onun kendini önemsemesini sağlıyor. Böyle enteresan bir rolü var adamın. Mentor, bir çeşit mentor gibi. O açıdan filmi tavsiye ederim yani. Robot Adam diye çevirmişler. Robin Williams oyunculuğu var. İşte robotun ilk göründüğü hali. Tabii film boyunca bu gelişiyor, robot yavaş yavaş. Sonra Blade Runner. Ha, ondan önce The Birdman of Alcatraz. 1962 yapımı bir film ama harika bir film. Hapishanede kuşlarla ilgilenen, oradan umut alan, hayata o şekilde bağlanan bir adamı anlatıyor. Tabii kuşlarını elinden alıyorlar falan filan. Böyle bir takım sürtüşmeler. Alcatraz zaten meşhur bir yer, biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Meşhur bir hapishaneydi eskiden. Şimdi kapatıldı. Amerika'da bir adadaydı bu, adını hatırlamıyorum. Şurada belki yazıyordur. Başrollerde kimler var? Burt Lancaster eskilerden. Tabi biliyorsunuz klasik bunlar, yani siyah beyaz film. Ama demeye de gerek yok, çok ayıp yani bana göre. Siyah beyaz ama. Yani renkli olmak sinema sanatının bir mutlak vazgeçilmez bir şeyi değil yani. O açıdan ama demiyorum. Harika filmler. Harika bir film olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim. Tabi o hapishane artık yok. Arkasında bir sürü hikayeyle, efsaneyle kayboldu gitti. 7.8 puan almış bir film. Ondan sonra ne var? Black. Emily Dickinson'ın, Amerikalı bir yazar Emily Dickinson. Çok az görebilen ve sağır bir yazar. Öğretmenle tanışması. Ben bunun siyah beyaz versiyonunu seyrettim çocukken. Emily Dickinson. Yanlış hatırladım. Emily Dickinson mıydı? Yok, ben başka bir yazarla, şairle karıştırıyorum galiba.
Bir Amerikalı yazarın hayatına esinlenmiş. Aslında Amerikalı bir yazar. Filmdeki karakter Hindistanlı, Hint filmi. Fakat bakıyorum. Amerikalı bir yazarın hayatına esinlenen bir Hint filmi bu. Burada çıkmadı. Ya da ben göremiyorum. Şimdi kör bir kız var ve duyamıyor. Bir öğretmen geliyor. Onunla ilgileniyor. Yani o inat ediyor tabii. Hayata küsmüş ama öğretmen yılmıyor. Bu da bunu anlatıyor. Bunun Hindistan filmi versiyonu. Fakat tabii ters bir şey var. Gene böyle öğretmene tanrım falan diyor. Bu da ilginç bir şey. Ben öğretmenim. İnsanlara hizmetim geçer fakat bu kadar büyütülme doğru değil. Yani bize iyiliği geçen herhangi bir insanı tanrılaştırmak. İşte bu Hindistan'da biliyoruz bir sürü tanrı var zaten. O da işin tuhaf tarafı. Yani dediğim gibi onların kültüründe fayda görülen bir şeyi büyütmek, tanrılaştırmak çok normal bir durum. Sanki böyle bir durum var. O açıdan beni rahatsız eden tek nokta o. Yani ben hiç kimsenin gerektiğinden fazla büyütülmesine razı değilim. Ben kendimin de yani. Biz öğretmenleriz. Biz tanrı falan değiliz. İnsanız. İnsana hizmet ederiz. Olay bu. Bakıyorum filmi bulmaya çalışıyorum fakat burada ben göremedim. Şöyle bir aşağı inelim. Efendime söyleyeyim. Yok görmedim. Şöyle bir genel bakalım. Black. Black, black, black. TV series. Şu olabilir mi? Evet, bu olabilir. Amerikalı yazar. Adını hatırlayamadım. Onun Hint versiyonu. Yani bunu birçok ülke yapıyor biliyorsunuz. Yani yabancı bir filmin yerli versiyonunu çeviriyorlar. O açıdan ne kadar biz diğer tarafa geçelim. Blade vampir olan bundan razı olmayan bir adam biliyorsunuz. Blade Runner işte benim filmim. Son kullanım tarihlerini. Black filmi burada. 8.2. Kız çok başarılı oluyor. Çok azmediyor. Bunu anlatıyor. Peki Blade'e bakalım. Blade Runner'a. İşte bu da replikaların hikayesi. Yani bir takım replikalar var. Ölüm tarihlerini değiştirmeye çalışıyorlar. Mesela işte 2030 Ocak ayında ölecekler. Bunu biliyorlar. Fakat bunu değiştirmek istiyorlar. Çünkü ölüm tarihi saati geldiğinde pili bitmiş oyuncak gibi oldukları yerde kalıyorlar. Yani çok enteresan bana göre güzel bir film. Harrison Ford, Rutger Hauer. Yani deli oyuncular yani. Gelecekte bir dünya tasarlanmış. Yani çok güzel bir tasarım. Bunun işte 2049'da çıktı galiba. Ama birinciyi seyretmen ikinci anlamanız çok zor. Kaç yıllık film? Yani neredeyse 40 yıl olmuş yapılalı ama yapım yılı 40 yıl öncesi ama gerçekten güzel bir film. Bilim kurgu seviyorsanız. Aşk hikayesi de var işin içinde. Tamamen olaya hakim değil ama insan ilişkileri yani harika bir film. De görsel şölenden hoşlanıyorsanız tam size göre bir film. Body of Lies yine bir operasyon filmi. Matt Damon and Russell Crowe oynuyor. Bu filmin enteresan bir tarafı var. Russell Crowe Amerika'da bir parkta çocuğunu gezdiriyor fakat bir yandan da Irak'taki bir operasyonu yönetiyor. Çok enteresan, komik geliyordu bana ama gerçek tabii. The Bourne Identity işte Matt Damon'ın aksiyon filmi yani sıra dışı bir aksiyon filmi. Çok doyurucu, tekrar tekrar seyredebiliyorsunuz. Yani ilginç yani çok güzel oldu. Ben çok seviyorum bunu. Üçleme bu. Yani tekrar tekrar seyredebiliyorsunuz. Nasıl yapmışlar bilemiyorum. Senaryosu vesaire hepsi çok güzel. Ve Braveheart, İskoçya'nın özgürlük hikayesi. Biraz Batı'nın da geçmişiyle ilgili bir şey. Tabii Batı geçmişiyle yüzleşiyor. Biz diyoruz Batı'nın şu günahı var falan. Günah olmayan millet yok. Burada esas mesele ne arkadaşlar? Geçmişiyle yüzleşmeleri. Bunu yapıyorlar yani. Birisi yapmasa diğeri yapıyor. Sivil örgütler yapıyor, devlet yapıyor vesaire. Yoksa geçmişinde hata olmayan bir devlet de insan yok. Fakat esas problem kim bununla yüzleşiyor? Problemi fark yaratanlar, geçmişiyle yüzleşenler. Yoksa batıda şu olmuş, şurada bu olmuş. Sürekli birbirimize çamur atmakta bir yere varılmıyor. Ölçüt. Peki bir hatalarımız var. Kim bununla yüzleşiyor? Kim kabul ediyor? Önemli olan bu. Bu da böyle bir film. Gerçi orada geçmişte yüzleşen İngiltere değil. Amerikan yapımı bir film galiba. Mel Gibson oynadığına göre. Dolayısıyla burada çok acı sahneler var tabii yani. İşte kimler var? Derebeyleri var, dükler var, işte İngiltere'den atanan kişiler var.
Bunlar birisi evlenince İskoçya'dan birisi evlendi. Gelinle ilk önce bunlar birlikte oluyorlar falan. Böyle abuk subuk şeyler yani. Hani bir Osmanlı'da göremeyeceğiniz, Selçuklu'da göremeyeceğiniz şeyler. İki insan evleniyor yani o. Şu evlilik kutsal bir şey yani. Damat gelin damatla birlikte olmadan önce başkasıyla birlikte olması ne kadar rezil, sefil, ne kadar aşağılayıcı bir şey. Çok itici bir olay. Hem aileye saygısızlık, kadına saygısızlık, erkeğe saygısızlık, insana saygısızlık. Evet, yani çok kötü yerlerden geçmişler ve başka filmler de seyrettim. Bu sadece İngiltere'de olmuyor. Avrupa'da bir garip bir adetmiş yani. Bir Avrupa ülkesi başka bir Avrupa ülkesini ele geçirdiğinde prima nocta deniyor, diyorlar buna. Bir çift evlendiğinde ilk gece gelin başkasıyla vakit geçiriyor. Ne kadar kötü bir şey yani. Ne kadar aşağılayıcı bir şey. Bunlar yaşanmış yani. Evet. The Bridge on the River Kwai. Bu eski bir film. Tabii eski derken negatif anlamda söylemiyorum. Biliyorsunuz eski klasik de demektir. Benim çocuklukta seyrettiğim filmlerden. Kwai Köprüsü'nü anlatan bir film. Tabii şu anda konularını hatırlamıyorum ama savaş dönemleri, işte çatışmalar. Zaten Amerikan filmlerinde, şimdilerde İngiliz filmlerinde de her zaman belki öyleydi. Neydi? Bir konu vardır. Altta çatışan insanlar, duygular, ihtiraslar, sevgi vesaire bir sürü şey görürsünüz. 80,1 puanı bakın. Eski deyip geçmeyin ki bence çok yanlış. Eski ama lafını da sevmiyorum. Dediğimiz gibi size. Siyah beyaz ama olmaz. Sinema renkli demek değil ki zaten. Sinema illa yeni demek değil ki. Öyle filmler var. Çığır açmışlar. Yani aşamıyorsun filmi. Yani. Evet. A Bronx Tale. Şurada dört film var. A Bronx Tale. Bir Bronx hikayesi. Amerika'da Bronx'taki bir mafya grubunun hayatı. Genellikle bu filmler gençlere mafyayı özendirmiyor. Yani aslında mafya filmlerine bakıp da mafyayı özenmek mümkün değil. Yani bu şeydir o. Biraz kişiyle ilgilidir. Bir mafya filmi seyredip mafyayı özenen kişinin problemi kendisiyledir yani. Çünkü aslında belli yaşanan hayatlar, ödenen bedeller. O kabada insanların neler çektiği, neler yaşadığı, başlarına neler geldi aslında az çok görüyorsunuz. 7,8 puan. Burada da düzgün dürüst kalmaya çalışan baba Robert De Niro ile efendime söyleyeyim Robert De Niro ile Chaz Palminteri Lorenzo ile Sonny'nin kavgası. Robert De Niro'nun çocuğu biraz Lorenzo'ya özeniyor. Yani güçlü, kuvvetli, nüfuzlu bir adam. Kendi babası şoför yani. Çocuk kafasıyla bakınca. Halbuki namuslu, halkına hizmet eden bir şoför. Amme hizmeti görüyor. İnsanlara yardım ediyor. Öbürü uyuşturucu satıyor filan. En sonunda tabii sonu vermeyeyim, spoiler vermeyeyim. Böyle giden bir film. 7,8 tavsiye ederim yani. Brubaker. Evet, 40 yıl öncesinde film. Ben sinemada seyrettim. Pardon, bunu ben evde televizyonda seyrettim galiba TRT'de. Brubaker, spoiler vermeyeyim. Çünkü konuyu anlattım mı bir tuhaf oluyor. Daha olay çözülüyor. Hapishane filmi bu. Hapishane filmi 7,2 yüksek bir puan. Robert Redford'u ben çok severim. Benim çocukluğumun yıldızı. Şu anda çok yaşlı tabii. Biraz Brad Pitt'le devam eden bir gelenek. Brad Pitt sever Robert Redford'u. Hatta onların ortak filmler bahsedeceğim size. Hapishane filmi bu. Yani bu Brubaker şu görünen Brubaker değil. O yandan bir klip Brubaker şu. Yani Brubaker hapishanede geçen bir film. Daha fazla detay veremiyorum. Bu sefer filmin adını, filmin olayını fahş etmiş olurum. Gelelim Spy Game. Spy Game benim sevdiğim, bildiğim en iyi usta çırak filmlerindendir. Böyle Hollywood'da da Türk sinemasında da var. Usta çırak. Yani birisi diğerinin ustası sahipleniyor. Ummadık bir fedakarlık yapıyor. Burada da böyle Robert De Niro, Robert Redford, Nathan Muir karakteri gizli ajan, CIA ajanı. Çok dikkatli yaşayan, kimse için fedakarlık yapmayan bir tip. Brad Pitt de onun çırağı fakat filmde çok şaşırtıcı şeyler oluyor. Aksiyon, kurgu, müzik, heyecan, duygu, fedakarlık görmek istiyorsanız bu film tam size göre. Ben bunu birkaç kere seyrettim. Yine tekrar oturup seyrederim yani. Öyle enteresan bir film. Müzikler de çok güzel. Zaten değişik yerlerde geçiyor film. Beyrut'ta, şurada, burada. Yerel müzikler de duyuyorsunuz. Dediğim gibi Brad Pitt Robert Redford'u zaten sever. Ona özenir. Tabii Brad Pitt orijinal bir oyuncu. Yani Robert Redford'un kopyası değil. Birbirine, ama yakın tipler, güzel oyuncular. Hararetle tavsiye ediyorum yani. Başka ne var burada? Ben Bangkok vardı. O da Usta Çırak filmi. Bangkok Dangerous.
Burada da bir tetikçi var. O da bir çocukla çalışıyor. Çocuğu çırağı olarak benimsiyor. Daha sonra o çocuğun hayat tehlikeye girdiğinde hiç kimse için yapmadığı fedakarlıklar yapıyor. Ben usta çırak filmlerini severim. Çünkü usta çırak ilişkisinde bir sahiplenme vardır. Yani baba oğul anne çocuk gibi değil ama. Çünkü her insan sanatını, duygularını bir usta, bir çırağa aktarmak ister. Yani birisine vermek ister. Bunun yanında bir iz bırakmak ister. Blade Runner filminde de böyle bir sahne var. Detay vermeyeceğim, ayrıntı vermiyorum, spoiler vermiyorum. Bunun konusu da bu. Yani bir ustanın çırağı için yapabileceği, duygusuz kötü bir adamın çırağı için yapabileceği şeyleri anlatan güzel bir film. Sapkın bir ilişki söz konusu değil. Usta çırak ilişkisi var hakikaten. Bunu bir bakkalda da görebilirsiniz, marangozda da görebilirsiniz. Burada başka bir versiyonu var. Evet, bir iki film daha var. Onları da size anlatayım ve burada bırakalım. B harfinden Butterfly Effect. Birincisini çok sevdim. İkincisi o kadar enteresan gelmedi bana. İnsanların tercihlerinin sonsuzda açtığı çığırlar. Sonra geri dönüp bunları düzeltme çabası. Düzelttikçe daha beter olması falan filan. Kaderi enteresan bir şekilde sorgulamış. Kaderi ilginç bir şekilde sorgulayan bir film daha vardır. Minority Report. Azınlık raporu. Harika bir filmdir. Tavsiye ederim. Evet dostlar, İngilizce öğrenenler için sinema filmi önerilerim diye burada konuştuk sizinle. Sayfamız filmrehberinblogspot.com. Diğer sayfalarımıza bakalım neler var başka. Efendime söyleyeyim, yazdığım kitaplar var biliyorsunuz. Yabancı dil serüvenimiz hakkında yerli yazılar. Az acılı kalıcı İngilizce yabancı öğrenim için püf noktaları. Bunları benden alabilirsiniz. sabahsanayetçi.com adresine yazarsanız imzalı bir indirimli olarak sizlere gönderebilirim. Ayrıca başarı konusunda gözlemlediğim şeyler, klasik biliyorsunuz kitaplarla biraz farklı. Sohbet havasında bir kitap bu. Bu üç kitabı ben bir takım kabul ediyorum, tavsiye ediyorum. Hayatı skalama lüksün yok. Az acılı ve kalıcı İngilizce yabancı öğrenim için püf noktaları ve yabancı dil serüvenimiz için hakkında pardon yerli yazılar. Kendi kitabımın adını yanlış okuyorum görüyor musunuz? Ve burada da dostlar linklerim var. Instagram, Twitter, YouTube, Patreon gidiyor. Hemen göstereyim size şöylece. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada sizlere yararlı olmaya çalışıyorum. Ama sizlerin desteği ve yardım olmadan başarılı olamam. Evet ben başarılı olmak istiyorum. Bu alanda tanınmak istiyorum. Daha çok para kazanıp, daha çok seyredip sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben hedeflerimi hiçbir zaman gizlemem. Birçok YouTuber buna maskeliyor. Yani şöyledir. Hayır efendim ben düzgün bir yolda meşhur olmak, para kazanmak, hayallerini gerçekleştirmek ve kitap çalışmalarıma daha çok devam etmek, daha çok üretmek istiyorum. Ha tatile de gitmek istiyorum. Ama düzgün bir şekilde kültür hizmeti vererek insanların yaşamlarını kolaylaştırarak yapmak istiyorum bunu. Kanalım bu. Yine bir başka videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Aman kendinize dikkat edin şu zor günlerde. Lütfen. Görüşmek üzere.